Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Asistanlığın döneminde tabii ki pek çok şey daha değişikti. Örneğin bir tiroid kanseri ya da meme kanseriyle karşılaştığımız zaman çok enteresan bir şeyle karşılaştığımızı düşünürdük. Yani az görülen, işte siz de bakın hep beraber bakalım falan. Tabii ki geçen zaman içerisinde özellikle kanserde çok fazla artış oldu sayısal olarak. Evet. Eskiden genç yaşlarda bir kanser vakası gördüğümüzde çok şaşırıyorduk. Şimdi neredeyse olağan bir hale geldi. Genç hastalarımıza da garip kanser gibi bir yaygın herkeste, her ailede var gibi değil mi hocam? Evet, yani umarım gribe benzemesin, evet. Ama oldukça sık görülen bir tablo. Örneğin geçenlerde çok genç bir hastamız vardı, başka bir ilden gelmiş. Çok romatizmal bir hastalık düşünülerek bir akciğer endoskopi işlemi yapıldı. Akciğerde de oldukça yoğun çalışıyoruz. Gerek göğüs duvarından tomografi eşliğinde dışarıdan iğneyle girip tanı koyuyoruz. Gerekse de endoskopik inceleme, bronkoskopi sırasında yapılan, alınan materyallerden, sıvılardan tanı koyabiliyoruz. Genç bir hastamız 35 yaşında, romatizmal hastalık, romatizmal tarzı bir hastalık düşünülerek geldi. Mesela 34 yaşındaki o hastada 10-15 dakika içerisinde tümör tanısını koyduk. Bu tabii üzücü ama dediğim gibi eskisine göre artık çok daha sık karşılaşıyoruz. Yine başka bir değişiklik de patolojiyle ilgili olarak teknolojinin çok ilerlemiş olması. Eskiden tek bir boyayla bakıp tanı koyduğumuz pek çok hastalık için bugün bize tanıda yardımcı olan ek boya yöntemleri var. Bunlar tabii biraz daha zaman alan, biraz daha pahalı yöntemler. Çok da gelişigüzel kullanılmaması gereken yöntemler. Ama gerçekten gerektiği zaman bunları uyguladığımızda bize çok faydası oluyor. Ve hastanın tedavisini de bu işlemlerle yönlendirebiliyoruz. Bir de diğer bir değişiklik, patolojinin öneminin artık gün geçtikçe artıyor olması. Eskisine göre günümüzde aynı gelişmiş ülkeler gibi patolojinin de yavaş yavaş önemi arttı. Özellikle bu teknolojinin, özellikle yine onkoloji uzmanları tabii uyguluyorlar. Kanserdeki genlere yönelik tedaviler ortaya çıktı. Yani bu verilen ilaçlar vücudu değil, yalnızca kanserli hücreyi yakalayıp öldürüyor. Ve bu ilaçların etkili olup olamayacağının görülebilmesi için de patolojik inceleme gerekiyor. Yani patolojik olarak olmazsa inceleniyor. Olmaz. Evet. Biz raporumuzu yazıyoruz. Ondan sonra bu tedaviler başlıyor. Yani hem teknolojik açıdan hem patolojinin önemi açısından çok olumlu gelişmeler oldu. Kanserin artması ise tabii olumsuz bir gelişme. Ama biz tanısını bir an önce koyup tedavisinin sağlanması için uğraşıyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.